1995 seçiminde siyasal İslam iktidar olurken Deniz Baykal'ın CHP'si %10 seçim barajını zor geçebilmişti. Uzun tartışmalardan sonra partiye değişim lazım denildi ve 1998'deki kurultaya gidildi. O gün salondaydım. Heyecanla bakalım ne değişecek diye bekliyorduk. Aniden Ricky Martin çalmaya başladı ve yüksek bir merdivenin dumanları arasından Deniz Baykal çıkageldi. Bu sözde büyük değişim hamlesinden sonraki seçimde CHP barajın da altında kaldı. Baykal istifaya zorlandı. Aradan çeyrek asır geçmiş. CHP yeni bir seçim yenilgisinden sonra yeniden değişim arayışına girişti. Yakında kurultay var. Bakalım bu kez hangi şarkı seçilecek, merdivenlerden kim inecek? Herkes biliyor ki CHP'nin sorunu yapısal ve ideolojik. Bunu tartışmayıp konu bu liderde olmadı, şimdi kimi seçelim meselesine indirgenince bir tür genel değişim gerçekleşmiyor. Aynı film yeni isimlerle bir daha çekiliyor. Yine başkan yenilginin sorumluluğunu almıyor, yine kurtarıcı lider aranıyor, yine sinsi başkan adayları nabız yokluyor, yine kavgada parti bölünmesin diye artık tarih olmuş tecrübeli abiler devreye sokuluyor. Bu arada ülke yanıyor, CHP bir türlü o yangının küllerinden doğamıyor. Çok da haksızlık etmemek gerek. Sosyal demokratlar aslında dünya çapında bir gerileme içinde. Küreselleşme yükselirken sosyal devletin ölümü, milliyetçilik tırmanırken solun gerilemesi, duvarın çökmesinin ardından sosyalist coğrafyanın kapitalistleşmesi her coğrafyada solu sakatladı. Dünyanın dengesi sağa kaydı. CHP aslında bu gidişatı görerek son seçimde sağ partilerle ittifakı denediyse de yine sonuç alamadı. Üstelik sağ tabana kendini beğendirmek uğruna kendi tabanını da küstürdü. Şimdi CHP'nin sağda orijinali varken kimsenin kopyasına oy vermeyeceğini görüp bir sol açılım yapması zorunluluğu ortada. Yeniden yoksullukla mücadele, sosyal devletin kurulması, baskı rejiminin yerine eşit yurttaşlığa dayalı özgürlükçü bir demokrasinin inşası, kutuplaşmanın ve nefret dilinin yerine uzlaşmanın konulması gibi konuları gündemine alması ve önce kendi tabanını sonra toplumu ikna edip örgütlemesi gerekiyor. Böyle bir CHP, diğer ilerici kesimlerle ittifak halinde gerçekten toplumdaki değişim talebine cevap verebilir. Yoksa yeni moda bir şarkıyla yeni bir merdiven şovu eski hurdayı saklamaya yetmeyecektir.